Evet, 5. bölüme hoş geldiniz. 5. bölümün ilk videosu arkadaşlar. Carb Cycle'a geçtim. Yani Carb Cycle şu oluyor. Bir gün 100 gram karbonhidrat alıyorum. Yağı ve protein ona göre ayarlıyorum. Diğer gün 150 gram. Diğer gün 200 gram. Diğer gün karbonhidratı sıfırlıyorum. Bu şu an ikinci günümdeyim. Yani 150 gram karbonat alıyorum bugün. Şöyle size göstereyim. Bu dünün besin tablosu. 228 gram pardon, protein aldım. 130 gram karbonat aldım. 20 gram lif. Hemen hemen 100 gram kadar karbonat aldım. 26 gram şeker. 75 gram fat. Ve artık sabahları yumurta yemeği bıraktım. Balık veya kırmızı et yiyorum arkadaşlar. Sodyum gördüğünüz gibi yüksek. İyicene. Çünkü iyicene artık derimin incelmesini istiyorum. Ve vücudumdan suyu da atacağım. Çünkü bu pazartesi kısmetse bir fotoğraf çekimim var. Onun haricinde bugün 150 gram karbonat alıyorum ve bacak antrenmanı yapacağım. Sabah balık yedim bugün. Balık yedim ama balık beni çok tok tutmadı. Dün kırmızı et yemiştim sabah. Kırmızı et gerçekten güzel tok tutmuştu. Biraz daha yağlıydı çünkü balığa göre. O yüzden daha çok tok tutmuştu. Bu sabah balık yedim. Balıktan yaklaşık 1 saat sonra bir Nescafe içtim. Nescafe'nin yanında badem yedim. Sonra bir Quest bar yedim. Yani yok, bana mısın demiyor vücut. İstiyordu, istiyor karbonhidrat. Vermedik tabii karbonhidratı da. Sonra gün içerisinde yaklaşık 80 gram bir kepekli bulgur yedim. Bir yarım kiloya yakın da 450 gram kadar da yine sabah yediğim balıktan yedim. Okula götürmüştüm. Saat 1'den beri açım. Öyle söyleyeyim. Şu an saat 6. Yaklaşık 5 saattir yemek yemiyorum. İnanılmaz açım. Şu anda yemeğin olmasını bekliyorum. Tatlı patates aldım. Yanında kuşkonmaz var. Şu an fırında oluyor onlar. Işığımı da açalım. Evet. Çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Brokolimiz de var. Brokoliyi de kırmızı etle beraber yapacağım. Kırmızı etler de şurada. Soğan aldım bir de. Soğan da kavuracağım yanında. Bu şekilde sizle öğünlerinizi lezzetlendirebilirsiniz arkadaşlar. Soğan olsun, biber olsun, yeşillikler, kuşkonmaz atabilirsiniz biraz vücuttan su atmak için. Yani şu sıralar inanılmaz kan şekerim düşük. Yani belki konuşmamdan bile anlıyorsunuzdur. Karanlık oldu. Belki konuşmamdan bile anlıyorsunuzdur. Gerçekten kötü oldum ama yani antrenmanlar çok sert geçiyor ve yani diyetime inanılmaz sadığım, öyle söyleyeyim. Hiç bozmuyorum kendimi. Bir de şimdi sodyumu da azaltınca vücut biraz tabii şaşırdı. Şöyle formuma bakalım. Tabi biraz daha açıldım ama sabahları apayrı oluyor. Sabah çekeceğim. Sabah çekmedim.
iyicene yağ oranı gerçekten azaldı. Hakkını vererek bu 6 haftayı tamamlayacağımı düşünüyorum. Zaten az kaldı. Bitti sayılır. Son haftaya giriyoruz. Bu arada arkadaşlar, şöyle de bir zımbırtı aldım. Şu an şarj oluyor. Snapchat'ten takip edenler görmüştür zaten. Aldığım gibi fotoğrafını çektim. Onu da size göstereceğim. Kalori yaktım. İşte antrenman esnasında vücudum kaç kalori yaktı. Ben uyurken nasıl oluyor, neler oluyor? Tam o kısımlarını bilmiyorum şu anda, hani sizi yanıltmak istemem ama yani uykunun şey tarafını söylüyor mu sanırım, hani iyi uykumu alabildim mi, hani nabzım da sonuçta uyurken atıyor ya, uykumu tam alabildim mi, uykumda işte kaç kalorimi yaktım, o tarz şeyler de varmış sanırım. Bunu yani, bu normalde Apple'ın biliyorsunuz saatleri var, iWatch çıktı, Türkiye'de de var. Onu mu alsam, bunu mu alsam kararsız kaldım ama bunu almaya karar verdim. Bu saat değil, direkt işlevi bu. Ve günde, yani ben ne kadar yaktım, şimdi aldığım kaloriyi görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Şu yemeği yedim, bunu yaptım, şunu ettim gibisine. Ama şimdi benim metabolizmam inanılmaz hızlı. Şimdi Ahmet'le Mehmet'le ben o kardiyo yapmaya başladığım zaman, atıyorum sağımda aynı bisiklete bindik veya koşu bandındayız. Yarım saat, ikimiz de yarım saat kardiyo yapalım. Ona da 150 kalori yaktım diyor, bana da 150 kalori yaktım diyor. Şimdi benim ağzımdan yüzümden su akıyor, adam terlememiş daha. Şimdi sizce ikimiz 150 kalori mi yaktık? Hayır. Yani makinalara pek güven olmuyor o yüzden. Ben de bazal metabolizmamı zaten biliyorum ama şimdi burası çok sıcak. Ve burada spor salonunda, Gold Gym'de klima bazı saatlerde açmıyorlar. Yani niye açmıyorlar onu da bilmiyorum. Herhalde millet terlesin diye böyle bir uygulama mı yapıyorlar? Yani bilmiyorum ama bu şekilde bir iş var. Yani klima açmıyorlar. Pervaneleri falan da döndürmüyorlar böyle. Yani ilk başta çok bunaldım ama şimdi hoşuma gitmeye başladı gerçekten. Çünkü inanılmaz terliyorum ve yani metabolizmam inanılmaz hızlı çalışıyor. Yani öyle hissediyorum. Arkadaşlar sonunda oldu. Tatlı patates, kırmızı et, brokoli, kuşkonmaz var, soğan var. Gerçekten çok merak ediyorum tadını. Şu anda bu eti yeni aldım. Acaba lezzetli mi bilmiyorum. Yağ çok az vardı içerisinde. Tabii bunu kesmeden yemem imkansız. Arkadaşlar bugün LA Fitness'te yapacağım antrenman. Farklı bir yer. Bu Los Angeles'ta çoğu yerde var. LA Fitness bayağı meşhur, bir tane yok. Bizim eve çok yakın bu. Bizim eve bayağı yakın. Ben de bugün burada yapayım dedim. Bugün normalde bacak yapacaktık. Ama bacak yerini değiştirdi. Yerini omuz aldı. Bugün omuz yapacağım. Bacak yarına kaldı. Çünkü Mert'le ayrı antrenman yapacağız. Mert Gold Gym'de şu anda. Ben burada omuz çalışacağım tek başıma. Arkadaşlar, herkese iyi sabahlar. Bugün günlerden Perşembe. Çok fazla video çekemedim bu hafta. Kusura bakmayın. İnanılmaz yoruldum ve psikolojik anlamda da gerçekten kendimi şu sıralar biraz zorluyorum. Çünkü niyeyse uykusuzluk çekiyorum ve yapacağım çok işler var. Çok kafamda şeyler kuruyorum. Fotoğraf çekimi ayarladık. Bir türlü yani ayarladık. Sonra iletişime geçemedik. Kişiyle fotoğraf çekecek olan insanlar. Sonrasında formum iyi. Çekim yapmam lazım. Bir türlü kısmet olmuyor. Bazı şeyleri ertelemek zorunda kaldık. Onlar canımı sıkıyor. Onun haricinde başka bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu anda karşımda ev yapımı, bizzat benim tarafımdan yapılmış olan pizza var. Bu pizzayı karbonhidratı sıfırladığım gün yiyorum. Evet, çok ilginç gelebilir size. Karbonhidratı sıfırladığın gün nasıl pizza yiyorsun diye, ama ben yerim. Toplam 6,5 gram karbonhidrat var bunun içerisinde. Evet, yanlış duymadınız. 6,5 gram. Zaten karbonhidratı sıfırlamak diye bir şey imkansızdır. Sıfırla 50 arasında muhakkak alırsınız vücudunuza. Ben de 6 gramını pizza yiyerek alacağım.
Bunun tarifi de ebook'un içerisinde olacak. Tarifini şimdi buradan söylemiyorum. Yaklaşık 40 gram kadar da protein var. Yağ da çok az. Bunların bütün makrosal verilerini de gireceğim. Evet. İnanılmaz lezzetli gözüküyor. Üstünde şekeri alınmış ketçap var. Siz onu yapmasanız da olur. Zaten 16 gramında hemen hemen bir 1 gram şeker var. 16 gramdan da az koyuyorum ben. Bir tadına bakalım. Nasıl olmuş? Bildiğim pizza. Patentini alsam satarım. Yemin ediyorum satarım. Şunun patentini alayım. Şu besin değeriyle şunun patentini alayım. 30 milyona şunu kapış kapış satarım. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu hafta pek uzun video çekemedik. Gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı, gerek benim diyetim biraz sertleşti. Pazartesine söylüyordum fotoğraf çekimi ayarlayacağımızı. Web sitem değişiyor komple A'dan Z'ye. O yüzden bir fotoğraf çekimi yapacağız. Güzel bir, burada yetenekli bir fotoğrafçıyla beraber sahilde. Onun için bayağı kendimi sıkıyorum diyet anlamında. Pek video çekmeye vaktimiz olmadı. Mert de pek buralarda değildi. Ama elimizden geldiği kadar ben yine tek başıma da çekmeye çalıştım. Bugün çekeceğiz. Şimdi göğüs ve kol antrenmanı yapacağız. Onu full şekilde çekmeye çalışacağız yine. Asıl önemli olan bölüm zaten son bölüm olacak. Biliyorsunuz bahsettiğim gibi Mr. Olympia'da olacağız. Onu komple full Mr. Olympia'ya özel çekeceğim. Ünlülerle tanışma olsun, fotoğraflar olsun vesaire vesaire. İnce detaylara kadar yarışmayı da izleteceğim size. Bu bölümde bir iki gün geç koydum bilerek. Çünkü Mr. Olympia ile de aynı anda diğer son bölüm denk gelsin. Onu çok beklemeyin diye. O kadar arkadaşlar. Onun haricinde bugün yaklaşık bir 400 gram kadar kırmızı et yedim. Salata vesaire yanında biberi olsun. Sabah da kırmızı et yiyorum. Snapchat'ten takip edenler zaten sürekli her yediğim fotoğrafı yüklüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde şimdi işte C4 içiyorum. Antrenmana gideceğim. Yanında kafein almayı düşünüyorum. Çünkü bir yaklaşık 2 saattir okuldan geldiğimiz zaman uyuduk. Uyandım. Şimdi kan şekerim düşük biraz. Kendimi toparlamam lazım. O kadar. Antrenmanda görüşürüz. Thank you.
antrenman yaptım. Göğüs ve biceps olarak. İnanın biceps antrenmanında gözümden yaş geldi. O derece hissettim kasımı. Biceps antrenmanını video çekemedim. Mert'le ayrı antrenman yaptık. Zaten çok antrenman oldu. Artık bütün videoları, bütün antrenman videolarımı sizinle paylaşıyorum. Bacaktan tutun, sırt olsun, göğüs olsun hepsini. Şimdi kız arkadaşımla sushi yiyeceğiz. Çok güzel bir sushi restoranı var burada. İçerisinde şeker yok. Sushi olmasına rağmen normalde bütün restoranlarda içerisinde sushi oluyor. Şeker oluyor. Ama bu Sugarfish'te içerisinde şeker yok. İnanılmaz lezzetli. Şimdi size de göstereceğim. Türkiye'de böyle sushi inanın hiçbir yerde yok. İnanılmaz güzel ve lezzetli. Pazartesi çekimim var biliyorsunuz. Ufaktan karbonhidrat almaya başladım. Ama tabii az. 150 gramı geçmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sushi restoranında çok sıra vardı. Biz de Spotlu'ya geldik, yemeğe geldik. Şöyle çek. Bunun içerisinde esmer pirinç var. Tavuk göğsü var. Avokado var. Gayet lezzetli. Kalorisi biraz fazla ama. Ve siyah fasulye var. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün Ağustos'un 7'si, cumartesi günü. Bildiğiniz gibi çekim var. Videoyu biraz geç yükledim. Çünkü çekim olsun, diyetim sertleşti. Mert burada yoktu derken bayağı bir hengame altına girdik. Bir iki gün geç oldu. Olsun, canımız sağ olsun. Zaten bundan sonra artık hep yeni yeni videolarla karşınızda olacağım. O yüzden pek problem olacağını sanmıyorum. Yaklaşık 12-13 saattir su içmiyorum. Dün akşam saat 7 gibi su içmeye bıraktım. Şu an sabah herhalde 7-8 saat, tam hatırlamıyorum. Bir iki saat sonra fotoğraf çekimim var. Şimdi güncel. Şurada görelim. Şu an bu şekilde arkadaşlar. Çekimde de videoya alacağım zaten. Göreceksiniz. Güzel fotoğraflar bizi bekliyor. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Arkadaşlar şimdi alışveriş merkezine geldim. Yağ alacağım. Çekimde sürmek için. Bir de Red Bull alacağım. Isınırken, pump yaparken biraz daha kaslara kan hızlı şekilde gitsin diye. Görüşmek üzere. Biraz acelem var. Yine de video çekeyim dedim.